Evet, bizim dinimizde Katolik inancı yok. Kesinlikle İsterse boşanılmaz boşanırdı. Diye bir husus yok ama Efendimiz var bizim, Peygamberimiz var. Ne buyurmuş? Allah'ın hiç sevmediği helal boşanmaktır demiş. Ya biz Allah'ın sevmediği işi niye yapalım? Niye sevmemiş? Çünkü boşandıktan sonra başa gelecek problemleri boşanmadan önce bilmek demiyorum, dikkat edin. Tahmin etmek bile mümkün değildir. Allah Allah. Tahmin etmek bile mümkün değildir. İkincisi Efendimiz ne buyurmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fatih Bey, buyurun. Canım dostum. Yerde iki Müslüman birbirinden boşandığı zaman, hatta Müslüman kaydı da yok, iki kişi birbirinden, bir eşler boşandığı zaman gökte arş-ı âlâ titrer demiş. Bu iş bu kadar önemli, bu kadar büyük. Şimdi en büyük tehlike eski tabirle vakay-ı adiyeden olması. Yani ne var ki, ilk boşanan biz miyiz? Evet. Niceleri boşandı, biz de boşansak ne olur? Hatta benim bunca konferanslardan sonra vardığım neticelerden birisi, boşanmayı herkes başarıyor da ben niye başarmayayım? Gaza da getiriyorlar. Yani. Bak sen şimdi, bakış açısına bak. Evet. Yavrum bu başarı filan değil ki. Evet. Bu iflasın ilanı demektir. Evet. Efendim. Sonra yine beni üzen kelimelerden, cümlelerden birisi. Boşandım artık özgürüm. Yani evliliği esaret kabul ediyor, boşanmayı özgürlük kabul ediyor. O zaten baştan evliliğin olduğunu anlamamış. Anlamamış. Allah-u Alem, siz o sebepten dolayı evlenmeden önce yapılacak işler denildiğinde oradaki sakatlık düzeltilmezse, yanlış nazariye bakış açısı düzeltilmezse müteselsiden yuvaya giriyor. Mutlu olsa da sahte oluyor. Evet. Ya onu anladım. Ve uzunda sürmüyor. Evet. Uzunda sürmüyor. Gömlek meselesi var ya efendim. Aynı hep eziyet. Yani mecburiyetten iş yapıyormuşsun gibi. Memuriyet gibi bir şey oluyor. İlk düğmeyi yanlış düğmelersen devam edip gidiyor. Diğerlerini düzeltmek mümkün olmuyor. Dedik ki bir de üçüncü, yıkılmaya yüz tutmuşsa hemen boşanmaya gitme yerine bu yuvanın kurtuluş çareleri yok mu? Vallahi var, billahi var. Hem maddi var, hem manevi var. Bunları da eğer vaktimiz yeterli olursa... Hocam, anladığımız kadarıyla sadece Allah'a günah işlediğimizde tövbe kapısının açık olması, en berbat halde bile olsa yine de Allah'ın merhametinin bize bahşedici özelliklerini bilmek gibi konularda az çok insanımız biliyor. Yani Allah affeder, evet. Cenab-ı Hak şey yapar. Fakat biz galiba bunun... Eşim de beni affeder mi? Kendi fiillerimizde de Allah Teala'nın bunu değiştirebilecek şekilde ailemizi, işimizi, bu hususta da ümit var olmayı düşünememek, aslında Allah Teala ile olan ilişkimiz de insanlarla olan ilişkimizi farklı görmekten kaynaklanıyor. Doğru Allah mu? Sizden razı olsun. Amin cümlemizde. Halbuki. Peşin duaya ben hep amin derim. Yani. Halbuki. Malum birisi demiş ki, siz Allah'ın yok gibi durduğuna bakmayın. Her yerde hazır nazır. Ya Celle Celle. Biz öyle bakacağız ki kalpler Allah'ın iki parmağının arasındadır. Evet. Benim kocam adam olmaz. Benim hanımım artık adam olmaz. Bununla hayat sürdürülmez. Denildiği noktada ya her şeye gücü yeten bir Allah'a inanıyoruz. Söz nereye gidiyor da? Kadiri mutlak olan bir Allah'a inanıyoruz. Karşıdakini ekarte edeceğim diye Allah Teala'nın kudretini küçük görüyoruz. Geçenlerde bendeniz Teoman Hoca'yı dinliyorum. Vefat etti ya, Allah rahmet eylesin. Ya ne güzel insandı ya Teoman Hoca. Evet. Ne tatlı bir insandı ya. Allah rahmet eylesin. Anlatışı da çok tatlı. Çok ya. Ne dedi biliyor musunuz Fatih Bey? Ümitsizlik şirke eşittir dedi. Tabii. Ümitsizlik şirke eşittir. Her konuda. Evet. İşte onu arz etmek istiyorum. Yuva konusunda. Hocam yuvayı kurarken... Daha bugün birkaç kişinin yine meselesi, siz de biliyorsunuz ya. Anasosu aramızda konuşuyoruz. Evet, evet. Böyle bir şey yapmak lazım, tavassut etmek lazım. Sonunda böyle çok işte ödül veren falan da olmuyor ama bu iş çok önemli bir iş yani. Doğru adı, etrafıma giriyorum bazen diyorum, bekliyoruz. Sanki şey, Ümraniye Üsküdar otobüsünü bekliyor. Doğru adayı bekliyoruz, doğru kişiyi bekliyoruz diye. Hocam ne dersiniz bu iş? Bir ara vermeden en önce hemen bir skor vermek adına söylüyorum. Hemen İlk golümüzü atalım. Oğlumuz da kızımız da dört dörtlük aday arıyor. Hiçbir eksiği olmasın.
Bütün güzellikleri, bütün iyilikleri, bütün artıları bünyesinde toplasın. Böyle kimse dünyada yok. Boşuna arama, olmayanı arayan yorulur. Dünyada bir rahat yok, bir de dört dörtlük eş yok kardeş. Beş dörtlüğe, yedi beşliğe, altı beşliğe. Bizimkiler istisna diyorsun. Rahat ol. Allah'a çok şükür. Şimdiki gençlerin bakış açısından bizim evliliğimizin böyle gitmemesi gerekirdi. Görücü usulüyle evlenmişiz. Çok sıkıntılar çekmişiz. Talebeyim, daha okuyorum, bir kuruş gelirim de yok. Kayınvalide, kayınpeder neye güvendi, verdi, verdi. Ama nelerden geçtik, ne oldu? 50 küsür senedir elhamdülillah maşallah, mutluyuz. Maşallah. Bu efendim bugünkü gençlere anlatmak bunu mümkün değil ama ben onlara dönüyorum. Oğullarım da, kızlarım da bizim evladımızdır. Kızım dört dörtlük aday arama. Hatta bana sorarsan görünen bir eksikliği olsun. Yakışıklılığında, maddi durumunda, efendim tahsilinde illa benim kadar diploması olacak deme. Ama yakın olsun. Biraz sonra evet. O küfürü konuşuruz. Anlatmaya çalışacağız. Ey evladım, oğlum, sen de öyle maddeleri, şartları sıralamaya kalkma. Dünyanın en güzeli olacak, çünkü tahsili şöyle olacak, böyle olacak deme. Zaten aynaya baksınlar, kendilerinin de dört dörtlük olmadıklarını görecekler. Her insanın bir eksiği olmalıdır, vardır. Evet. Vardır bak. Orada bu küçük kitapçıkta hani slogan şeklinde akla kalsın diye attığımız cümleler var. Hatta mükemmel görünen tehlikelidir. Mükemmel görünen? Tehlikelidir. Ay, aynı bizim reklam kuşağı gibi. Öyle mi? Şimdi reklam mı var? Bir ara mı vereceğiz? Mükemmel görünen şimdi ama bizim şey reklam verenler kızmasın da. He. Fazla ille bir yani bir şey vardır değil mi? Yani ya, dünyanın kaidesine ters. Çünkü ters. İnsansa bir eksikliği olacak. Evet. Göreyim kardeşim bu eksikliğini, bilerek razı olayım. Hiçbir eksiği yok. Evlendikten sonra eksiği çıkar ortaya. Evet. Telafisi zor olur. Evlendikten sonra eksiğini görmek yine de problem olmaz ama sizin şimdi işaret ettiğiniz şey, ben Deniz Hocam'dan feyiz alarak söylüyorum. Tamam. Hani face to face diyorlar ya. Ben onu değiştirdim. Feyiz to feyiz diyorum. Hocamdan feyiz alarak söylüyorum. Yani mesele baştan mükemmel aramakla alakalı, sonra bir şeylere eksik çıktığını görünce işin rengi değişiyor. Fakat biz galiba burada hocam kendi eksikliğimizi kabul ederek ilk önce bu mükemmel yola çıkalım. Çıkalım. Sonradan da inşallah doğru aday meselesi değil, doğru adada, yani doğru yerde, konumda kalalım. Şimdi biz bir girizgah yaptık. Yani tabiri caizse hemen böyle daha ilk dakikadan sizlere güzel bir neşe verdiğimizi tahmin ediyorum. Hızlı hızlı geçeceğiz. Bakın ben Deniz söylüyorum. Bunu şu anda bu programı yapmamın sebebi sosyal sorumluluğum ve topluma karşı vazifemle alakalıdır. Gerçekten başka bir şey için değildir. Kıymetli hocamla sizi buluşturup bu noktada size bir çare olmaya, bir hizmet etme gayretinde bulunmaya çalışıyorum. Şimdi bir nefeslenelim. Bu arada siz hani yemek tariflerini şunları bunları falan birbirinize atıyor gibi durumdasınız ya. İstirham ediyorum. 5-6 dakika sonra hocamızla yapacağımız sohbete insanları davet edin de. Hadi ben önemli değilim. Ama hocamızı kaçırmayalım inşallah. Nefesten önce bir nefes vermek istiyorum. Buyurun. Kendisini mükemmel adaya hazırlayan, evlendikten sonra ortaya çıkacak aksaklıkları kabulde güçlük çekiyor. Evet. Mümkün diye başlasa evet. Kabul de edecek, olabilirmiş diyecek ve devamına karar. Peki, çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım, bekliyoruz inşallah.